Sayın Başkan. Allah razı olsun. Canlı yayındayız. 1800'lere kadar çıktık. Şimdi 1227 kişi bizi izliyor. Bizim hem kamuoyunda hem takipçilerimizin hem de insanların son zamanlarda sokaklarda konuştuğu bazı söylemler var. Bunlarla ilgili birkaç soru yönetmek istiyorum. Hemen. Tamam. Öncelikle canlı yayın programına çıktınız. Aday adaylı dönemimizde de. Orada bazı söylemlerde bulundunuz. Dediniz ki Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa olsun ben olamasam da ben destek vereceğim dediniz. Daha sonradan bu kararınızdan vazgeçtiniz. Dediniz ki dün dündür, bugün bugündür. Öyle demedim. Siyasetimize... Öyle demedim. O tarz bir şey söylediniz başkanım. Bir dakika. Evet. Sen beni bilirsin. Evet bilirim başkanım. Ha. Onu düzelt. Dün dündür, bugün bugündür demedim. O soruyu sor, ben cevap vereyim. Tamam ben sorumu sorayım. Orada Cumhur İttifakı'nın adayına destek vereceğinizi söylediniz. Daha sonra AK Parti'den yeniden Refah Partisi'ne geçiş yaptınız keskin bir kararla. Böyle bir kararı neden aldınız? Bağımsız çıkma durumunuz da olabilirdi. 2019'da da Büyük Birlik Partisi'nden çıktınız. Şimdi yeniden Refah Partisi'ndensiniz. İki parti de Cumhur İttifakı'nın ortağı. Genelde hep Cumhurbaşkanımızın bulunduğu partilerin, yakın partileri seçiyorsunuz. Önce bunu alacağım, daha sonra diğer sorularıma geçmek istiyorum. Tamam. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Evet, o sözü söyledim. O sözümün de arkasındaydım. O gün ben çok samimi söylüyorum. 4 tane AK Parti'den 8 veya 9 tane tam emin değilim. MHP'den aday arkadaşımız vardı. Hepsi de saygın insanlar. Fakat Turgutlu'nun bir özelliği var. Turgutlu'da 81 ilden insanlarımız yaşıyor. İşte sevgili başkanım ne dedi? 7000 Erzurumlu var. İlleri çoğaltabiliriz. Bizim herkesi kucaklamaya ihtiyacımız var. Ötekileştirme değil. O gün Milliyetçi Hareket Partisi'nden kardeşimizin ismi açıklandı. Biz sosyal medyada baktık. Arkadaşlar MHP binasına gitti. MHP binasında karşılandı. Kayıtlarda vardır. Artık sen Cumhur İttifakı'nın adayısın. Hatta Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinin hepsini kucaklaman gerekir. AK Parti'yi, diğer partileri de kucaklaman lazım. Arkadaşımız ne dedi? Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayıyım dedi. Turgutlu Ovası, Bozkurtlar Yuvası dedi. Ve teşekkürleri içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere milletvekillerimiz, AK Parti Turgutlu Teşkilatı, aday adayları hiçbirine değinmedi. Bu benim kanım açtı. Siz de orada canlı yayında bunu seyrettim. Ertesi gün sosyal medyasına baktım. Adaylık açıklamasında yine AK Parti'den hiçbir şey söylemiyor. Ve orada bulunan kişiler geçmiş dönemde açık konuşuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen insanlar. Bunların içerisinde ilgili aday da var. Sen bana ak it diyeceksin. 2015'te 2016'da Recep Tayyip Erdoğan'a RTE diyeceksin. Ondan sonra ben senin lehine çekileceğim. Yok böyle bir dünya. Arkadaşlar, sen kime akit diyorsun ya? Ben bütün partileri kucaklıyorum. Herkesi kucaklıyorum. MHP'lileri de kucaklıyorum. AK Partilileri de kucaklıyorum. Saadet Partilileri, Demlileri de kucaklıyorum. Neden? Bizim Turgutlu'muzda yaşıyorlar. Benim belediye başkanım herkesi kucaklamak mecburiyetinde. Nasıl ben o adayın, o ekibin arkasında gidip koşturacağım?
Haşim, yani bunu ondan sonra her yere Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını as. Her yerde AK Partilileri öne çıkarmaya çalış. İş işten geçti kardeş. İş işten geçti. Bu millet artık yemez bunu. Sen çıkacaksın önce sosyal meydanda AK Partililere at git demenin özründe bulunacaksın. Bak buradan söylüyorum. Önce özür dileyeceksin. Bak bu kadar ne söylüyorum. 37 bin AK Partili'nin oyu var. Biz 2023'te sokak sokak gezdik. Biz 2023'te pazar yerlerine gittik. Vatandaş kalktı bana, bir teyzem yakamı tuttu. Sen bana dedi nasıl o istiyorsun? Ekonominin durumu, pazardaki marulun, domatesin, soğanın durumu. Ben hepsinin o haykırışlarını dinledim. Göğüsledim. Dilimin döndüğünce anlattım. Peki o arkadaşlar neredeydi o zaman? Arkadaşlar neredeydi o zaman? Sevgili dostlar, siyasetse hepsinden daha iyi bilirim. Ama AK Parti seçmeni aptal değil. AK Parti seçmeni kimin ne olduğunu biliyor. Sayın Başkan, sizin son dakikalara kadar AK Parti'den aday olabileceğiniz yönünde bir inancınız vardı. Çok. Bunu da çok dillendirdiniz. Çok. Hatta birkaç gün kalaya kadar da, açıklanmasından birkaç gün öncesine kadar da hala AK Parti'den aday olabileceğinizi siz ümit ederek bunu dillendiriyordunuz ve söylüyordunuz. Olamadınız. Olamadıktan sonra bir hayal kırıklığı oldu mu? Çok. Bir de daha sonra yeniden Refah Partisi'ne geçtiniz. Ancak şimdi kamuoyunda bazı söylemler dönüyor. Hatta canlı yayınlarımızda belediye başkan adaylarına da bunu bazen yöneltiyoruz soru olarak. Kazanmanız halinde yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye geçeceğiniz yönünde söylentiler geziyor. Böyle bir şey var mı? Hatta Zafer Partisi belediye başkan adayı da dün programda evet dedi, geçecek dedi. Böyle bir söylemde bulundu. Benim siyasi danışmanım. Belediye başkanı kazanmanız durumunda ne böyle bir şeyi. Haşim'cim yani. Şimdi herkes kendine göre hareket etsin. Bak biraz önce de söyledim. Ben yeniden Refah Partisi'nin kiracısı değilim. Bunu söylerken yani bugün varım, seçileyim, geri döneyim. Ben böyle bir şey söylemedim. Ben ev sahibiyim yeniden Refah Partisi'nin. Benim iddiam şu. Yeniden Refah Partisi AK Parti'nin alternatifi olan bir parti. Genç bir kadro, dimdik bir kadro. Şimdi bu sorunuza da şöyle cevap vereyim. Genel merkeze gittik. Aynı soruyu başkan, bir de sen söyle ya, Allah aşkına yani. Ne dedi Suat Bakan? Söyle ya. Başka partiye geçer misiniz diye. Daha net söyle. 3 ayla 6 ay arasında AK Parti'ye geçeceğiz diye bir söylenti var dedi. Başkanım da dedi ki siz nereden geldiniz? AK Parti'den. Siz ne zaman geçerseniz ben de o zaman geçerim dedi. Evet başkanım, haber yani Haber Kasaba Gazetesi'nin ve şahsımın uydurmuş olduğu bir söylenti değildir. Bu söylenti kamuoyunda gezdiği için ve bize de bazı arkadaşlarımız bu yönde mesajlar attığı için bu soruyu yönetmemizi istedikleri için biz soruyu sorduk.